Selamlar, yeni bir Clash mini videosuna da hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sadece sol taraftaki kartları seçerek İskelet Kral ile Rumble oynayacağım. Konsept şöyle, sadece sol taraftaki kartları seçeceğiz tabii ki ama reload hakkı kullanabileceğiz. Sadece sağ taraftaki kartları seçemeyeceğiz. Bakalım nasıl maçlar olacak. Hemen başlayalım şu şekilde Rumble'a. 2 kişi var şu anda. Umarım kazanabiliriz. Kupada kaybetmek istemiyorum açıkçası. Çünkü şu anda Rumble'da eğer 4. falan olursak 50 kupa falan kaybederim. Tamamen eğlencesine çekiyorum şu anda bu videoyu. Bu yüzden bir like atıp abone olursanız bayağı sevinirim yani. Kupa kaybetsek de çok sorun değil. Zaten şu anda en yüksek ligdeyim ama öyle ne bileyim kendime göre çok bir şey değil yani yüksek bir kupa değil. İlk 100'de ilk 10'da falan yapmıyorum en azından. Eğer çıkarsam ama sözünü veriyorum ilk 100'de veya ilk 10'da yine bu konsepte bir tane video atacağım. Evet, sol tarafla başlıyoruz. İskelet Kral ve Şövalye. Fena değil zaten, İskelet Kral'la başlarım ben genellikle. Şövalye'de 2 iksir için gayet güzel bir mini. Şövalye'yi şuradan oynarız. İskelet Kral'ın da birinci özelliğini basarız ve başlangıcımızı yapalım. Karşımızda Kontes var. Oo, 3 rakibimizin 3'ü de Kontes almış. Yani bizi bir tık zorlayabilirler. Rakip mini pekka atmış ve enerji çalan özelliğini de basmış ama bizim şövalyemize odaklanmıştı ilk başta. Şu anda da izole hasar yiyor. Yani ilk roundu biz kazanırız kolay bir şekilde. Aynen. İlk roundumuzu kazandık. Bakalım şu anki rakibimizde ne var? Kontes Dark Goblin varmış. Kontes'in birinci özelliğini basmış. Sol taraftaki kartları seçiyoruz demiştik. Bir anda elim az kalsın büyülü okçuya gidiyordu. Valkyrie istemiyorum. Bu yüzden reload yaptım. Korumalar olabilir. Ön tarafımız bayağı güçleniyor ama bize arkadan hasar çıkartacak birlikler de lazım. Dev iskelet gelse hiç fena olmazdı bu arada. Rakipler silahşör falan almış. Bizi zorlayacak miniler bunlar. Silahşör alan olmuş. Büyülü okçu alan olmuş. Atıcı alan olmuş. Atıcı özellikle bayağı iyi bir mini. Şövalyenin şu üçüncü özelliğini basmak isterdim aslında ama basmayacağım çünkü bu Kontes'in can basma engelleyici özelliği var. Korumaların ikinci özelliğini bastım. İskelet Kralımızın zaten birinci özelliği açık. Kontes'in yalnız bırakmış. Rakibin yaptığı büyük bir hatadır bu. Çünkü İskelet Kralımızın birinci özelliğinin açık olduğunu görebiliyor ve izole hasar yiyeceğini, ondan sonra enerjisinin çalınacağını biliyor. Bu yüzden Kontes'in yalnız bırakmaması gerekirdi. Ya en azından çaprazına falan silahşör koyabilirdi. Mini Pekka'la rakibimiz geldi. Buz büyücüsü. Buz büyücüsü Kontes'li rakiplere karşı aslında bayağı iyi olur ama Kontes'i denk getirmemiz lazım buz büyücüsüne. Buz büyücüsünü seçeceğim. Zaten şifacıyı alamıyoruz. Sadece sol taraftaki kartları seçtiğimiz için. Çok güzel görünmezlik karesine buz büyücümüzü koyabiliriz bu şekilde. Rakipler buz büyücümüze vuramaz. Bu da birinci özelliğini basmış. Şövalyenin ikinci özelliğini açalım. Onun haricinde şövalyeye bir yıldız daha basmayacağım. İki tane buz büyücüsü çok güzel. Şu şekilde birinci özelliğini basacağım çünkü Kontes'in bayağı bir yani yavaşlamasını istiyorum. Bakalım taktiğimiz tutacak mı? Rakip Pekka oynamış önden. Onun için güzel bir tercih ama ön tarafta bizim şövalyemiz vardı. Maalesef İskelet Kral rakip Pekka'dan bir tane vuruş yedi. Bu roundu çok yüksek ihtimalle kaybedeceğiz. Bayağı zor geçiyor bizim için ve roundu kaybettik. Buz büyücüsü fena bir mini değil ama artık bize çok yüksek hasar çıkaracak miniler gerekli. Evet, rakipte Dark Goblin var. Bizi bayağı zorlayacak. Haydut alacağım. Haydut güzel bir mini zaten. Ama
Sinerjilere şu an pek dikkat edemedik. Hem sadece sol taraftakileri seçtiğimiz için hem de yani güzel kartlar denk gelmedi. Evet, şu anki rakibimizde neler varmış hemen bakalım. Köylü var. Köylüyü koyar muhtemelen. Slasher, Slasher bizi zorlar aslında ama bakalım ya, iskelet kralımızı Slasher'e denk getirebilir mi? Haydut sol köşeden oynamak istiyorum. Buz büyücüsünü buraya koymasak muhtemelen Haydut'u oraya koyardım. Birinci özelliğini açarım ama neyse, belki Slasher falan oynar. Birinci özelliğini açalım. Evet, maça başladık. Slasher'ını koymuş tabii ki. Haydutumuz eğer Slasher'ı görürse ona ulti atabilir. Ama maalesef Slasher'e denk gelmedi. Haydutumuz öldü. Buz büyücüsü Kontes'e vuruyor ama rakibin Dark Goblin'i şu anda bizi çok fazla zorluyor. Bu roundu da maalesef kaybettik. Bir tane rakibimiz elendi. Umarım onunla eşleşiriz. Evet, elenen rakiple eşleştik. Korumalarımızı öldü sayıyorum. Sol taraftaki birliği seçiyorduk yine. Dev iskelet. Dev iskelet bizim için bayağı iyi olabilir. İskelet kralımızı en sağ kareye, dev iskeleti de orta kareye alabiliriz. Ama bunu sürpriz bir şekilde yapmamız lazım diğer rakipler açısından. Şu anda çok öyle bir durumum var aslında. Bir tık risk alacağım. Şu anda bu roundu kaybedebilirim ama eğer kaybetmezsek bizi çok iyi bir roundlar bekliyor yani. Pekkası olan rakibi çok şaşırtacağız. Ortaya dev iskelet koyacağım ve iskelet kralımı en sağ kareye koyacağım eğer yenilmezsem. Bu roundu umarım kazanabiliriz. Kontes'in 3. özelliğini açmış. Bizi zorlayabilir. Ayrıca atıcısının ittirme özelliği var. Bu da bizi zorlar. Haydi. Evet, Kontes şu anda izole hasar yiyor ve enerjisi çalınıyor. Şu anda izole hasardan çıktı. Haydutumuzdan mükemmel bir ulti. Atıcıyı öldürdü buz büyücümüz. Ve bu roundu kazandık. Bir tane daha rakibimiz elenmiş. Şu an en kötü ihtimalle ikinciyiz arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde kupa kaybetmeyeceğiz. Evet, Pekkalı rakibimizi düşünerek zaten hamle yapmıştık. Şuradan hemen daha önce düşündüğüm için bu hamleyi oynayacağım. Dev iskeletin birinci özelliğini açtım. Eğer Kontes o birinci özelliğe yakalanırsa bu roundu kazanırız. Ama yakalanmazsa da kaybedebiliriz. Bayağı riskli bir round bizi bekliyor. Rakip halen düşünüyor. Nasıl taktikler yapıyor bilmiyorum. Zaten elinde 6 iksir var. Çok bir şey değiştiriyor olamaz. Evet, şövalyemiz 25 kalkan aldı birinci özelliği sayesinde. Maalesef haydutumuz madenci haydutumuzun enerjisini çalıyor. Muhtemelen maçı kaybedeceğiz. Yine de sadece soldaki kartları seçerek ikinci olduk ve kupa kaybetmedik. Rakibimiz de bana hazır mısın diyor. Ben ona söylediğim için benimle dalga geçiyor. 11 kupa aldık, hiç fena değil. Domuz kumbaramız gelmiş, hemen açalım. Hatta 5 saniye olmuş geleli. Bir elde etkinlikte oynayalım bakalım. Sadece sol taraftaki kartları seçerek neler yapabileceğiz. Az önce gayet güzel bir sıralama yaptık. İkinci olduk. Üçüncü olsaydık üzülebilirdim. Veya dördüncü olsaydık çok üzülürdüm ama ikinci olduğumuz için sevindim açıkçası. Sadece soldakileri seçerek birincilik bir tık zordu zaten. Şu anda soldakileri seçmiyor olsaydık Kontes'i almıştım. Yine Monk'u almıştım. Ha, yine Monk'u alırdım ama Okçu Kraliçe oynamak istemiyorum. İskelet Kral geldi şansımıza. Evet, 3 tane reload hakkı kullandık ama olsun. İskelet Kral'ın birinci özelliğini açacağım. Buz büyücüsü koymaya gerek yok. Şu şekilde onları satıyorum. Aa, satamadım. Hemen iptal edelim. Heh, sonunda sattım. Bayağı zorlayıcı oldu. Rakipte Swordsman varmış. Ne yaparsa yapsın ilk roundu her türlü biz kazanıyoruz. Şu
şu anda. Çünkü iskelet kralımızın birinci özelliğini açtık. İstediğini yapsın, şu anda kazanma ihtimali yok. Rakip şimdiden bir tane sinerji yapmış bile. Bizim de sinerjilere dikkat ederek oynamamız gerekiyor. Ama sadece soldaki kartları seçebiliyoruz. Şöyle bir tık kısacağım sesini. Sizi etkilemeyecektir zaten. Şövalye alınabilir. Aslında yani şövalyeyi almazdım ama başka reload hakkımız yok. Bir tane var. Sol tarafa da kötü bir mini gelirse daha kötü bir şey almak istemiyorum. Şövalyeyi nereden oynasam? Bu sefer de çok kısık oldu, hemen açayım. Şövalyeyi nereden oynasak? Rakip ne almış? Mega şövalye almış. Soldan oynayalım. İkinci özelliğini açacağım. Buz büyücüsü bir tane daha verirse çok iyi olur bizim için. Aynen. Buz büyücüsünde ultisinin ulti normalde tek kişi atıyor ya. Mega şövalye değilmiş bu arada. Kara prensmiş. Onlar bayağı birbirine benziyor. O yüzden karıştırıyorum. Buz büyücüsünün ikinci özelliği şu işe yarıyor. Normalde bir tane rakibe ultisini atarken ultisinden rakibin çevresindeki minler de etkileniyor. İkinci roundu da biz kazandık. Hepsi iskelet kral sayesinde. Başka hiçbir sebebi yok yani. Rakip birliklerini çok yalnız bırakıyor. Onun şu anda tek sorunu bu. Okçu alamam. Okçu kötü. Havcus olabilir. Hem rakibin enerjili birlikleri de var. O ne almış? Şu ismini bilmediğim mini almış. Ne işe yaradığında az buçuk hatırlıyorum aslında. Şövalyenin birinci özelliğini basacağım. 10 tane kalkan alır en azından. Bir tık daha fazla ayakta kalır. Haydutu görünmezlik karesine koyabilirim aslında. Şövalye kara prens oraya vuruyormuş. Haydutu şuradan oynayacağım. Süre yetişmedi. Kontesten korumaya çalıştım ama bakalım işe yaramış mı? Maalesef yaramamış. Bir tık aceleye geldi ama diğer roundlarda sorun çıkmaz muhtemelen. Belki oyun diğer roundlara uzamayabilir. Çünkü rakip bayağı hatalı oynadı. Kontesini falan hep yalnız bıraktı. Bu roundu da biz kazandık. Sadece sol taraftaki kartları seçerek gördüğünüz gibi Rumble'da ikinci olduk. Etkinlikte de rakibimizi yenerek birinci olduk. Bu video bu şekildeydi. Ne tür videolar isterseniz yoruma yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda saat 16.00'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.